Tamam gel gel hadi gel. Eşek gibi duruyor. Ecem! Başla. Aslan parçalara. Uç 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 uç. Karşımda insan biri olurdu, sallardım bari. Bize salla. 80 milyon seninle. Aslan parçalara hoş geldiniz. Aslan parçalara hoş geldiniz. Bir başkadan hepinize merhaba. Hayat hilelerimizin 3. serisiyle sizler. İlk hayat hilemiz kırılmış. Farlarımızı nasıl tamir ederiz? Bu hayat hilesini de kendi için koydum. Çocuğumken farım kırmış. Elindeki eşeği tanıtmadı. Anlatma etkilerini. Hadi. 2,5 ay önce ameliyat olmuşsun. Sonra samimiyetsiz arkadaşlarım bana eşek yollamışlar. Herhalde pişman olacağımı zannettiler onlara dediklerinden dolayı. Bunun adını da ben rahmetli eşek koydum. Çünkü onlar da rahmetli. Neyse devam edelim. Kırılmış farımız var. Mandalina alır. Hiç sevmem. Ama ben yeni bir kolonya keşfettim. Sonra bunun üstünde birazcık kolonya. Bir şey söyleyeceğim. Ecem hamsili kolonya olduğundan bahsetmiyor burada ama. Hamsili kolonya mı var? Ay ben geçen gün halamların... Hamsi mi kokuyor? Hamsi kokmuyor. Halamların iş yerine gittim tamam. Onlar da hoş geldin falan dedi. Sanıyorlar ya bana hamsili kolonya getirmek. Nasıl oluyormuş hamsili kolonya? Nasıl gözüne süreceksin kolonyayı basıyorsun? Mikropları kırar. Etil alkol olsa oluyor mu? O benekli ayhanı temin edebilirim. Yaşasın Ankara gücü. Kardeş. Benekli ayhanın bir başka gelmesi yok mu? Yok. Tamam onu da şekilde oluyor. O sürülebilecek kıvamda mı şu anda? Yok, bir kuruyacak sonra azı ısıtacak. Sözelciyim ama güveniyorum. Gerçekten. Evet. Sor, yolla gelsin. Tamam. Şimdi kesirli toplamayı. Söyle, yolla. Şimdi bir tane kolaylık var, tamam mı? Kesirli toplama işlemlerini çapraz toplayıp sonra yan yana topladığımızda sonuçları yazdığımızda aynı sonuç çıkıyor. Bekle bunu uygulayacağım. Sen kesirli ses söyle. 2 bölü 3. 4 bölü 7. Artı 4 bölü 7 tamam mı? Şimdi bunu 4 bölü 3'ü topladığımızda o kadar da olamaz ya. Daha sonra 7 ile 2'yi topladık. 9. Tamam. Sonra 16. 16 bölü. Bunlar çarpıyor mu? Evet, 20. Şimdi bunun sağlamasını kim yapacak? Ama o şimdi paydaları eşitlememiz lazım. Hayır sen niye önceden bu soruyu yapıp yazmıyorsun? 2 bölü 3 ile 4 bölü 7'yi bir topla paydaları eşitleyelim. Paydaları nasıl eşitliyorduk Fatih? Şey, diğer sesini. Çarparak mı? O çarpan. Aynen atıyorum. 4'te 20'ye yapıyorsun. 5'te de 20'ye eşitliyorsun. Ha okey evet. Ortak payda da birleştiriyorsun. Evet. Aynen. Yani hepsini 4 ile 7 yani 4 ile 7 yani cevabı başka yerden alıp da. Hayır. 4 çarpı 7 7 çarpı 4 olabilir yani değil mi? Evet. 6 bölü 21 çıkacağım. Tamam. Ben 16 bölü 21 çıkacağım. 28'e eşitliyorum. Evet. Tamam ya. Başarısın işte.
Nasıl başarısız ya? Onun başarılı olması olmuyor, gerekiyor kolay. Ya. Matematik şeyinde biz öyle bir şeyler vardı. Bir daha söyle bakayım. Sayıda eşitlemiyorsun. Tamam bak, çapraz çarpıyorsun diyor. Tamam mı? Diyor ki bu sayıları. Tamam. Tamam mı? Böyle topla diyor. Buraya tamam. Yazdım. Bunları da böyle topla diyor. Buraya yazdım. Tamam. Sonra 7 ile 9 çıkıyor onlara. Bunları da toplayıp üstteki şey yazıyorsun. Payda tamam. Yazıyorsun. Bunları da çarpıyorsun, payda yazıyorsun. Bu sonuca göre, bunların dediği kolaylığa göre 16 bölü 21 çıkıyor. Ama ne zaman yaptığında sağlamasın 26 bölü 21. Kesin mi kanka? Sen yanlış toplamış olabilir misin? Kaçta kaç? 7 ile 2 topladım ya. 9 artı 7 idi bize sordu. Neyse ne yani devam et ya. Ben anlamadım şu şeyi. Bu hayat bilinir başarısı. Diğer bir hayatımızı kolaylaştıran matematik hilesi de çıkarma işlemindeymiş. Bunun için de bir şey söyleyelim. 3 13 33 333 Bir tane tek, pardon, daha doğrusu 9'dan çıkarma kolaydı. Tamam. Şöyle 13'den 9'u çıkarttım. Düşünürsem bu üstteki 1 ile 3'ü topla. 4. 13'den 9'u çıkarttı diyor 4 mü? Evet. Yok 5. Demek ki doğru. Diğer başka bir şey söyleyeyim. Söyle. 16. 16. 16-9 Niye bu kadar zorlandın ki? Bunu yazana kadar biz çözüyoruz genelde onları ama. 44-9 Hadi. Hadi buyur. Ya. Bug'ını buldu. Nergis şov yaptı. Çekin Nergis'i. Tamam bu da hayatımız yarı başarılı ama. 44-9 mu dedin sen? 44-9 Tamam doğru. Bir an hesap sağlaması yapayım. Biraz kadar bu. 19'a kadar, 20'ye kadar. Tamam ya, bu matematik bize çok lazım. Adam ama çok bile devam. İyi, burası çok pislik gibi kokuyor. Tam şöyle koyayım da. Bir gün ben bunu açacağım. Şifresini bilmeden açacağım. Diğer bir hayat ilerisi telefonun şifresini bilmeden telefonu nasıl açacağız? Bunu için. İkincisini yok, denemiştik olmamıştı. Olmadı. Şimdi başka bir şey. Başka yeni bir tane daha varmış. Şimdi buraya bir numara yazacağım. Bir denesene. Yıldız kere 69.84. Acil arama. Çiftliği hatalı yürüyorsun ya. Hmm. Söylüyorum. Ara diyor ki adam onu doğru düzgün yazın diyor numarayı diyor. O zaman bu hayatımızı başarırız. Diğer bir hayat ilerisi dişin üzerindeki yazıları nasıl peki bir şey söyleyeceğim, bu bizim ne işmiş? Neyi hatırlıyor? Yarayacağım. Oğlum kolonyayı dökeceğiz, dinleyecek işte. Ama herhalde şey yazıyor yani, adım adım teyzem belki yazar. Nerede teyzem yazıyormuş işte? Ben de anlamadım, niye yazıyor? Benim teyzem benim fişte yazıyor. Fişte yazmaz. Cüzdana koy, götün terletini. Haa, o da doğru. Aynen öyle. Hele biri deri cüzdanım varsa kesin oluyor zaten. Kesin şey yapacak, arkasından çakmak tutacak kararı. Yani yok, kolonya sürecek üzerine ya. Ya o da aynı şey, doğru. Limon. Kardeşim yuh! Ne oldu ya? Maskeme tekme attı ya. Olur öyle şeyler. Benim maskem olsa benim cüzdanım var. Benim maskem olsa valla benim. Gül dışına attı. Al. Yok hala. Neyse. Ecem'cim sendeyiz bebişim. Tamam, daha sonra parfüm yardımıyla tamam mı? Ona sıkıyor musun? Yok oğlum, bir şey değil mi gerçekten? Allah evet. Allah, neden acaba? Oğlum belli bir şey zaten. Evet. Yani. Ama işte daha henüz tecrübe etmedi, yaşı küçük abisi. Masum köy. Yani. Çok iyi ha, hoşuma gitti. Düşünsene, kredi kartı ekstresini babam getirdiği şeyi siliyorsun. O silinmiyor. Ekstre olmuyor. Ekstre silinmiyor, yakışıklı. O farklı bir kağıt yani. A4 değil, o A4'e basıyor ekstre. Yazık, kafana yazık.
Ekstra nasıl A4'e basılıyor? A4'e basılıyor. Ciddi. Karton kartonu böyle. Ya dayak yemeni engellemez, geciktirir. Yani. Tamam, bu daha böyle çay kağıdı gibi parçamentli ama. Yok. Yağlı ya, yağlı kağıt. Aynen. Bunun bir ismi vardı, kağıdın özel bir ismi var. Kopya kağıdı gibi işte böyle. Eskiz parşömen değildi galiba. He? Yok değil. Parşömen. Tamam ya, sizin eğlendiniz. Eşkişkin o, eşkişkin. Eşkişkin. Onun adı eşkişkin. Hilemiz de başarılı. Buna da tık atıyoruz. Dur, ben şimdi kuru buz yapacağım. Kuru buz. Aynen. Devam ediyoruz. Şimdi nektarin. Kuru buzdan neler yapılıyor? Kardeşim bilir. Of, bir dur be adam be. Şundan bilse de var, Umre'den gelmişti. Güzel bir şey. Güzel suyu bardan. Bu mu? Evet. Hayır. Sen onu rakı bardağı sanıyorsun tabii. Çok karıştı. Biz bunda tekila şerbeti içiyoruz. Ne içiyorsun, bir daha söyle. Evet. O böyle, hem o hem de böyle zemzem ikram ediyorlar. Ne bileyim. Tamam ayol. Yani. Üstünde ayet mi yazıyor? Yok ya, deşe. Aynen. Bu ayet yazıyor, bu suyu içen. Kör oldum. Geçelim ver. Tamam, şimdi ekstra yazdım. Tamam. Hani limonla? Sonra köpüge olsun. Senin var gücümle bir üfleyeyim. O süpürgeye daha çok benzemedi mi ya? Evet, süpürgede evet. Üflesene. Biz de burada jüri gibi. Yok ama böyle. Bak, mamiye geldi. O sana ne? Ay, o videonun da cezası be. Getirmemişsin yumurtadan oradan geldi. Şu ikili değil mi? Bu da o zaman. Şu tepeden ikili başla bir yumurta. Kanka buzu versin. Tamam, bittiğinde buz yiyelim. Kafamıza bitsin bu iş. Buz kafamızı acıtır. Okey mi? Ne? Buz kafamızı acıtır oğlum. Ne demek? Hayır, atmayacaklar imansız gibi değil yani. Hayır, şey yaparsanız kabul, dur. Şöyle arkadan doğru buz. Çataldan aşağı buz diyor. Var mı? Olur. Olur. Yumurtadansa olur. Ben onu bu ne demek biliyor musun? Ben yumurta yiyemem gibi. Ama. Zaten yemeyeceğiz ki. Ama o daha kötü bir şey ya. Sen iyi misin? Hiç yaşadın mı sen? Evet. Nerede yaşadın lan sen? Sen nasıl yaşayabildin onu? Ben onu ya? Ya çatalından içeri kim attı senin buzu? O diyor güzel. Adam sen dedi. Çatalından içeri değil. Nereden içeri? Adam çatalından mı içeri? Adam çatalından ya. Vallahi götümüzü... Bu ne yapıyor? Güzel bir tadı. Götümüzü buz kesmesin. Ama sırtından aşağı olur. Ya o kurtarmaz ya. O kurtar. Olur. Ne oldu şimdi Ecem? Hiçbir şey olmadı. Kuru buz oldu mu? Ecem'e yaradı. Limonlu nektar oldu. Güzel mi? Güzel. Boğazına kal. Olmaz yani, ama sen buraya koyar mısın? Kumandan koyar mısın? Sahtekara bak, dolandırıcı. Hayır ya. Burayı koyalım abi ya. Allah razı olsun, burayı koyalım. Bu ayet ilimizde başarısız. Devam edelim. Ecem. Hiçbir şey yok. Ecem. Şuna. Başarılı olan bir tane bir şey. Ecem. İyi de ya. O ters stüdyoya ne yapıyorsun ya? Vallahi billahi. İkilesi sana geliyor. Sen böyle. Bunun adını sen biliyor musun? Mayın eşeği mi? Hayır, rahmetli eşeği. Mayın eşeği de güzel olur da ha. Niye rahmetli? Onu ıslatmışsın babasını. Altına kaçırmıştır. Diğer bir hayat hilemiz ise iki tane küpek donatı göstererek. Alamaz. Almasın işte. Almasın. Oğlum siz grim baksın yaşmadınız. Harbiden ha. Oğlum boşa gitti. Hayda. Becerisi. Onu bile beceremedi ya. Yok abi, hiçbir şey beceremiyor ki. Allah bunu alana yardım etsin. Yemek yapmayı da bilmiyor. Kim öyle bir hataydı şöyle? Bu zaten benim alışık olduğum şey. Ne var şimdi bunda? Pipetle su içmeyi mi öğretiyorsun? Vallahi ben anlamadım. Oğlum üfleyecek, sonra ağzına geliyor ya. Ne su, onu yapacak. Hayır. Gelmez ki. Bir durun be. Kapalı olması lazım onun için. Bir su da gör be.
Fizik kurallarına aykırı. Hayır, bir tane. Parmağını mı sıkıştıracaksın? Olur. Hadi yak, tamam, yaşına veriyoruz. Bir tane küpetti. Buraya koyuyordum, bir tane küpet. Boşta havada kalıyor. İçmeye çalıştığında içemiyorum. Olmuyor değil mi? Bu hayat hilemizde başarılı. Buna da tık atıyoruz. Şöyle hamburgerli, böyle lahmacunlu bir hayat hilesi yok mu ya? Bundan ben. Aa, bir şey söyleyeceğim. Senin kartın tecrübelidir. Biliyorsun, bu hayatının bir dahaki bölümünü yemek yeme challenge'la yapalım mı? Bence olur. Mukbang gibi. Olur. Ben varım. Tamam. Lahmacun. Onun çok lahmacun. Yaşasın, hayatın yeni bölümü geliyor. Diğer bir hayat hilemizse balonu iğne batırınca patlıyor. İğne patlıyor. Ama şöyle kalsın yani. Lan geçen yapmadık mı? Geçen patladı ya. Telefonu çıkar. Onu o şekilde yapmasan, bir tane balon alayım göstereceğim. Al sana hayat hilesi. Banta da ihtiyaç yok. O eski. Hava kaçıracak. Korkma, patlamayacak. Evet, patlamıyor. La. Yine içinde. Çünkü hani bunun ismi fizik. Balonu geriyor ya hani. Plastiği. Sertleştiriyor orayı. Hava kaçacak. Kaçırmıyor. Tükürüğü ne düşür oraya, belli olur. Böyle şey kaçırma. Gel ben. Tamam, hadi gel şunun sesini şey yap. Oluyorsa bir şey ya. Bu neydi şimdi? Ne bir şey yapacak sen? Allah'ın cahili ya. Devam et. Bu hayat hilemizde başarılı. Buna da tık atıyoruz. Diğer bir hayat hilemiz ise diğer videodaki Nevzat'ın konibon. Ve kalpleri konibon almış. Konuşsana bir. Kim yedi lan? Sen yedin. Hadi lan, elimi tutmayacağım ona. Oğlum 2-3 tane attık. Demin Nevzat böyle yapıyordu ağzını. İsraf lan, israf. Bırak yiyelim. Ondan sonra bunun üzerine su döktüğümüzde rengini sağlıklayalım. Görelim bakalım. Olmaz. İsraf. Vallahi Allah günah yazmasın. Yanacak. Sular bile fazla yani, daha da küçültsünler bence. Millet bugün su bulamıyor içmeye, su döküyor. Bence en azından bir yeşil rengi salmış vardı. Bence de hiç yok. Böyle daha kaliteli işte, salmıyor rengini. Gıda boyası. Oluyor mu? Bence en azından bir tane renk salmış. Neden biliyor musun? Kalitesi arttıkça gıda boyası azalıyor. Gidip en kötüsünü almamız gerekiyordu bence. Her hafta ya da yedi. Aynen, her hafta. Bir yeni bonibon. Onu böyle bir saat beklesen salar aslında. Ya o uzun soluklu bir şey. Bir saat beklesen bunu. Diğer bir hayat hilemizde yine mum yapmak. Bunun için bir tane bardağı yapacağım. Bunun içine biraz. Ne o, yağ mı? Ama bak, bu işin sonu kötü. Evet, bir şeyler yapıyor da ben anlamadım. Nargile mi yapacaksın? Daha sonra gel. Daha sonra gelgin bir şekilde bantlıyoruz ortasına. Buradan aslan parçası. Ya bana bak, onun ismi gaz yağdır ha, sen yanlış anlamışsın. Aynen. Hayır, normal ya. Gaz. O gaz yağdır. Aynen, gaz yağdır. Yani o senin dediğin olay gaz yağında olur. O çeker onu, fitil onu. Zeytin yağı değil. Yap hadi. Al şöyle. Bir patlıyormuş. Canım o gaz ya. Tamam, öyle yanıyor işte. Dur, bırak hele bakayım ne olacak. Ne oldu? Aslan parçası gaz yağı mıymış? Bak, mum yaptım sana.
Sanki Prometheus bana ya. Ateşi buldum. Amaç bu mu yapmak? Evet. Gidip mum almak daha kolay değil mi? Ya şurada bir yerde mum var işte. Evde elektrik kesildi, nasıl yapacaksın? Ha, onları bulacaksın karanlıkta. Allah Allah. Bu hayat hilemizde başarılı. Buna da tık atıyoruz. Çok güzel vurdu ya. İşte ben çıkıyorum. Bak. Beni. İrem. Bak bana atma vurma. Hayır. Hayır. Ece. Tamam durdu. Ya beni nasıl bu kadar sabrulabildim? Sabrulabildin. Ne dedim? Olur sen buraya gel, ben buraya geleceğim. Ne dedim? Ne dedim? Oğlum sen ne yapıyorsun? Söyle. Neyi? Söyle. Atarım acaba. Neyi? Atabilir miyim üzerlerini? Atamazsın. Atabilir miyim üzerlerini? Ama şeyde içine, kendi... İçine içine içine. İçine mi? Yazık günah be ya. Ver bana, ver bana, ver. Ver bana. Attım ben. Oğlum ver bana. Ayıp be. Bende de var. Allah'ıma şükür atarım. Bir senin yanına gelmişti. Ne oldu, bir üşüdün? Ne yapacaksın? Saçı da dolayacak. Hadi yine bir kötü bir şey yapar mısın? Yaparsın. İfritsin. Kanında kötülük var. Elektriklenecek ya, statik elektriklenme, bu kız çok cahil ya. Fizik, heyecanla fizik öğretmeni. Öğretmenim. Çok zevkli. Çok mu zevkli? Bu hayat hilemizde başarılı. Buna da tık atıyoruz. Bu ne lan? Oğlum manyak mısın? Attım beni. Bak! Onur seni gerçekten şu suyla şey yaparım ha. Kutlarım seni şu suyla. Kızım bu balonlar pahalı balon, niye böyle bir şey aldınız? Disney Picture falan değil. Pahalıdır lan bu balonlar. Tanesi 1 liradır. Doğru diyor valla. 1 lira pahalı balon için. Şimşek McQueen şey ya. Disney ya bunlar şey. Ya da sertifikalı. Bir açılışa gidip oradan mı çaldın bunları? Evet. Ha gayret. Olacak olacak. Telefonu mahvedecek. Bırak. Senin telefonun mu? Ya senin telefonla Şimşek McQueen'in kılıf yaptı. Aa harbi güzel oldu lan. Göstermişim harbiden yaptım. Harbiden yaptım. Peki bir şey söyleyeceğim. Kamera... Nasıl çalışacak? Kamera nasıl olacak? Peki... O bu kadar çok... çalışıyor. Neyse. Arkadaşlar... O ne hiç? Aç. O ne hiç? Tutuyor. Tamam. Üfle bakayım ne olacak? Şahane değil mi? Şahane değil mi? Üfle... Bak bombeli üstelik, görüyor musun? Oo, bak düşmeye karşı dayanıklı oldu şu an. Harika oldu bence. Evet, bağlasana öyle. iPhone düşünememiş bunu. Ecem düşünüyor böyle kalmış. Bu Nevzat da çocuk sevgisi var ya. Çocuk sevinsin diye neler yapıyor. Bir de şey yapıyor, kamerayı yere açıyor. Ulan kameranın merceğini böyle deliyormuş, çiziyormuş. Allah'ım ya Rabbim. Canı sağ olsun oğlum Ecem'in ya. Canımı sağ olsun. Canı çıktığından biri öyle bir şey yaptı. Acaba neden? Yazık kafana yazık. Bu hayat hilemizde başarılı. Buna da tık atıyoruz. Tinerle. Bir dakika, çivi çiviyi söker derler abi. Bir ojeyi başka bir ojeyle çıkartabiliriz. Daha sonra bu ojenin böyle şeker döktüğümüzde böyle böyle oluşturduğumuzda geçiyor mu? En son büyük bir şeker yap. Oğlum bu da bir... Çıktı valla. Süper. Tikat. Tikat. Ketik kumu da varmış. Zengin kızı kanka. He. Senin çocukken neyin vardı oyuncak? Yoktu hiçbir şey ya.
Aferin bize sana kızım. Ama. Aferin sana. Bu hayat hilemizde başarılı. Buna da tık atıyoruz. Diğer bir hayat hilemizde çakma, ocak çakma yapacak. Biliyor olan ne çakmak mı? Çakma, ocak çakma yapacak. Hmm. Burası 35 derece ya. Burası buz gibi. Aynen. Vaa. Wow. Burayı nasıl ısıttıysan burası da çok sıcak. Şey var ya bir tane dayım. Ay yandım. Bak kaçırma oğlum. Bir şey oldu sandım. Parmağım yandı. Tamam olmuyor sakatlanıyorum. Yok çarpı de boş ver. Aa yandım. Suya sakın. Öbür dünyada nasıl dayanacaksın kızım, buna dayanamıyorsun. Hey gidey. Yananı görür Allah. Allah. Görür inşallah. Bu etileri de başarırız. Sen başaramadın bence. Solmadı. Diğer bir hayat ilerimiz ise balonun limonla patlatma. Dişini tak oradan çek gelin. Yapayım da sonra bu yam yam efekti koyduğum. Ne yapmaya çalışıyorsun anam? Evet bana da yani. Sarı yakıştı ha. Bu hayat hilemizde başarılı. Buna da tık atıyoruz. Diğer bir hayat hilemizin ismi yok. Sadece tabağa birazcık yağ dökülür. O kadar. Ama yağ dökülür. Bravo. Helalim çok. Bunu şimdi insanlar izleyecek, anası babası izleyecek. Ya babası bunu görecek diyecek, biz bu çocuğu boşuna okutmuşuz, yatırım yapmışız. Hadi. Ne yapacağız, sonunda ne olacak peki? Onu söyle. Göreceksin. Görünce çok şaşıracaksın hatta. Yapamazsa da oldu bu, tamam. Bunu yapmak istemiyorum. Eritecek onu. Ne yapıyorsun, şey mi yapıyorsun? Ulan cahil. Önce o şey yaptım. Ya. Tamam işte sonra buna birazcık yağ dökeceğim. Herhalde yağ, su değil. Yok onu bir de şeye de dökeceğim. Muma da dökeceğim, ben onu biliyorum. Hayır. Evet. Ne olacak? Sonra bunu yakıyoruz. Ha gaz lambası. Yağ yıkılacak. Ama onun içinde su var, olmaz ki. Canım o senin dediğin gibi. Çıkıyor. Bak çıkıyor. Bu hayat hilemizde başarılı. Buna da tık atıyoruz. Hayat hilelerinin sonuna geldik. Tamam. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.